Benim güzel kelimelerim 3. Elhamdülillah. Erdem bu sene anaokuluna başladı. Okula gitmeyi çok seviyor. Her sabah annesi uyandırmadan yataktan fırlıyordu. Üstelik annesi kahvaltıyı hazırlarken kendi kendine giyinebiliyordu. Ama hafta sonu okul kapalı olduğu için arkadaşlarını, okulunu çok özlüyordu bir pazartesi sabahı erkenden kalktı. Okula gideceği için çok sevinçliydi. Annesi odasının kapısını açınca ''Anneciğim servisimin gelmesine ne kadar var?'' diyerek annesinin boynuna atladı. ''Çok şükür Erdemciğim'' dedi annesi. ''Nihayet okul gününe kavuştum." ''Evet anne, şimdi gidip hemen ezberlediğim duayı öğretmenime okuyacağım. Sonra da boyama kitaplarımı açar.'' güzelce boyarım. Birlikte mutfağa geçtiler. Babaannesi ve dedesi kahvaltı masasında onları bekliyordu. Babası çoktan işe gitmişti. Hayırlı sabahlar delikanlı, dedi dedesi. Sabaha kavuşturana hamdolsun. Babaannesi elhamdülillah diyerek bu sözleri onayladı. Erdem kahvaltıdan sonra okula gitti. Arkadaşlarıyla çok güzel etkinlikler yaptı. Oyunlar oynadı. Okulda çok eğlenceli vakit geçiriyorlardı. Hemen öyle olmuştu. Öğretmenleri, ''Elhamdülillah çocuklar, bugün harika bir gün geçirdik.'' deyip çocukları evlerine uğurladı. Erdem eve dönünce kapının önünde bir sürü ayakkabı gördü misafirlerimiz var dedi annesi. Elden içeri girip misafirlere hoş geldiniz dedi. Annesi misafirlerin çocuklarını işaret ederek arkadaşların senin okuldan dönmeni bekliyorlardı. İstersen odana gidip birlikte oynayabilirsiniz dedi. Çocuklar hep birlikte Erdem'in odasına geçtiler. Erdem oyuncak sepetini odanın ortasına koydu. İstediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar, dedi. Erdem'in rengarenk arabaları vardı. Hepsi bir araba seçti ama henüz ne oynayacaklarını bilmiyorlardı. İçlerinden biri, hadi arabalarımızı yarıştıralım, dedi. Diğeri, benim arabam küçük, siz beni geçersiniz, diye itiraz etti. Tamirci olup arabalarımızı tamir edelim, teklifi ise kızların hiç hoşuna gitmedi. Kızlardan biri, ben trafik polisi olmak istiyorum deyince kabul ettiler. Bütün arabaları dizdiler. Polise bir şafka bir de düdük ayarlandı. Tam oyuna başlıyorlardı ki Erdem'in annesi onları yemeğe çağırdı. Beraber masanın etrafına oturdular. Hadi bakalım besmeleyle başlayın afiyet olsun dedi Erdem'in annesi. Hep birlikte yemeklerini bir güzel yediler. Çocuklardan en büyüğü, her zaman verdiği nimetler için Allah'a teşekkür edersek ve elhamdülillah dersek güzel olur, dedi. Hep birlikte, elhamdülillah, dediler. Şimdi rahatça arabalarıyla oynayacaklardı. Polis düdüğünü öttürdü. Önce sağdan gelenlere yol verdi. Bu arada yayalara Dur işareti yaptı. Arkadan gelen bir ambulansa yol vermeleri için uyardı bütün araçları. Oyuna öyle dalmışlardı ki annelerinin onları seyrettiğini görmemişlerdi bile. Bir anne, "Ay ne güzel oyun kurmuş bizimkiler." dedi. "Benim de canım oynamak istedi." dedi diğeri. "Ne güzel arabalar baksanıza. Bizim hiç böyle oyuncaklarımız olmadı." dedi bir başkası. Şimdikiler çok şanslı dedi Erdem'in babaannesi. Erdem başını kaldırıp elhamdülillah dedi. Büyükler odadan çıkarken hep birlikte güldüler. Bunlar büyümüş de küçülmüş kardeş diye fısıldadılar birbirlerine. Şimdi etkinlik zamanı çocuklar. Birinci etkinliğimizin adı dinlediğimizi anlayalım. Az önce anlattığım hikayede kimler vardı? Erdem'in o günü nasıl geçti? Erdem o gün neler yaptı? Senin bir günün çoğunlukla nasıl geçiyor? Sen de Erdem gibi okula gitmeyi seviyor musun? Tatil olduğunda okula gitmediğinde okulu, öğretmenini ve arkadaşlarını özlüyor musun? Okula giderken erkenden yatar, erkenden kalkar mısın yoksa zor mu uyanırsın? Hikayeyi beğendin mi? Hikayeyle ilgili düşüncelerin neler? Hikayenin sonunda sen ne hissettin? Şimdi gözlerini kapatmanı ve tamamen bu duyguya odaklanmanı istiyorum. Hissettiğin duygunun adı ne? Bir şarkı söyleyerek anlat. Hikayenin adı neydi? Hikayenin adını değiştirmeni istesek hangi ismi önerirsin? Hikayeyi ne kadar beğendiğini 10 üzerinden bir sayı vererek söyleyebilir misin? O sayı kadar çiçekçi hadi. İşte ikinci etkinlik. Hikaye günlük hayatımızda Allah'a hamdolsun anlamına gelen sözcüğü anlattı. Bu kelimeyi gün içinde en çok yemek yedikten ve su içtikten sonra söyleriz. Peki bu kelime şunlardan hangisi? A. Elhamdülillah B. İnşallah C. Maşallah Üçüncü etkinliğimizin adı kim neden şükretti hamdolsun dedi. Hikayedeki elhamdülillah hamdolsun çok şükür kelimelerinin geçtiği durumları analiz edelim. Kim dedi? Annesi. Ne dedi? Çok şükür Erdemciğim. Nihayet okul gününe kavuştuk. Kim dedi? Dedesi. Ne dedi? Hayırlı sabahlar delikanlı sabaha kavuşturana hamd olsun. Kim dedi? Babaannesi. Ne dedi? Elhamdülillah diyerek bu sözleri onayladı. Kim dedi? Öğretmenleri. Ne dedi? Elhamdülillah çocuklar, bugün harika bir gün geçirdik, dedi. Kim dedi? Çocuklardan en büyüğü. Ne dedi? Her zaman verdiği nimetler için Allah'a teşekkür edersek ve elhamdülillah dersek güzel olur dedi. Kim dedi? Çocuklar. Ne dediler? Hep birlikte elhamdülillah dediler. Kim dedi? Şimdikiler çok şanslı deyince Erdem'in babaannesi Erdem başını kaldırıp elhamdülillah dedi. Sıradaki etkinliğimizin adı hapşırınca ne yapılır? Biri hapşırınca çok yaşa deriz o da bize sen de gör der. Hapşırınca peygamberimiz birbirimize dua etmemizi söylemiş ve söyleyeceğimiz sözleri bize öğretmiştir. Hapşıran kişi elhamdülillah der. Bunu duyan kişi yarhamukallah Allah sana rahmet etsin der. Hapşıran kişi tekrar yehdina ve yehdikümullah der. Allah bize ve size hidayet versin der. Peki hapşırınca neden elhamdülillah deriz? Çünkü hapşırmak nimettir. Hapşırma esnasında vücutta birikmiş bazı zararlı madde ve toksinler dışarı çıkar ve vücudumuz rahatlar. Sağlığımız için bu iyi bir şeydir. İyi ve kötü durumlarda Allah'ı hatırlar, ona hamd ederiz. Hamd etmek Allah'ın övgüye layık olduğunu söylemek ve hatırlamaktır. Her durumda, her halde yaptığımız bir şeydir. Ancak şükrettiğimiz durumlar daha çok iyi durumlardır. Kötü durumlarda çok şükür demeyiz. Sadece elhamdülillah deriz. Geldik son etkinliğimize. Şimdi size bir şiir okuyacağım. Her sabah vaktinde doğmakta güneş. Teşekkür ederim her yeni gün için. Derim hemencecik elhamdülillah. Her sabah güneşte uyanırım erkenden. En güzel teşekkür kelimesiyle başlarım yeni güne. Elhamdülillah. Handla koştum açtım pencereyi. Sonra yıkadım yüzümü gözümü. Şırıl şırıl akan tertemiz suyla. Ah su güzel su. Ne bereketlisin ne aziz. Yıkanır baklanır. Geçim yanınca içerim kana kanı. Beynimde su, vücudumda su, sularla kaplı yeryüzü. Karnım doyduğunda, susuzluğa kandığımda unutmam elhamdülillah demeyi, Rabbime teşekkür etmeyi. Çeşit çeşit nimetler veren Allah'ım, her şey için sana, sana pek çok teşekkür ederim. Bu şiire bir başlık bulabilir misiniz çocuklar?